Aylık aban olmuş. Çok teşekkürler abi. Büyüksünüz. Memati Altıncay, Kerem Sekreter 31 2 aylık abone olmuş kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 2 sene önce yayınlar bizim beli aldı, patladı amına koyayım. Tamam mı? Teknoloji ve bilim çağında biz şimdi ama sikerim abone edeyim bir dur. Dur daha anlatıyoruz işte. Niye öyle Karadeniz'e kaçtı amına? Bir dur daha anlatıyoruz işte. Ya teken amına koyayım hep abonelik kutlayısınız ya. Tükürdüm ekrana yine. Pardon. Muhammed Kelebek iyi yayınlar kral. Sağ ol Kelebek, ne yapmışsın? Tırtıl sikiyiz biz, haberin olsun. Bunlar 2 ay önce böyle 2 sene. Ozan Yaşar 18. ay kutlu olsun kardeşim. Bundan yaklaşık 2 sene önce böyle bir şeylere başladık, tamam mı? Yayınlar mayınlar patladı, bir tutunma aşaması. Dedik ki artık iyi bir yerde oturalım. Çünkü Merter'de 1+0'da yayın yapmaktan iflam sikilmiş. Skyland'e taşındım. Skyland'de daha böyle kiraladım evi. İkinci hafta şey geldi amına koyayım. Evin sahibi değişti, tamam mı? Böyle evi lag diye aldılar. Evin kısmeti açıldı. Ev 2 senedir... Bir numaralı kankim abone oldu. Durukot 7. ay kutlu olsun. 2 senedir satılmayan ev 3 haftada satıldı. Ve ben kaldığım 11 ay süre boyunca... Ev amına koyayım 4 kere el değiştirdi. Dedik ki sikerim en sonunda, bize çünkü sürekli baskı geliyor. Yok evi göreceğiz işte, evi ya alacaklar onlar geliyorlar. Evi görmeleri lazım, böyle olması lazım. En son ben de dayanamadım. Ev amına koyayım, benim takipçiler gelip görmeye başladı ev amına koyayım. Abi evi almayacağız. Vallahi billahi lan amına koyayım. Şeyler internetten falan, Instagram'dakiler. Abi ev ilanda amına koyayım, biz de bir gelelim seni sahibinden görelim. Sahibinden de ilan var, sen yayında. Sahibinde ilan amına koyayım, şaka gibi yani, anladın mı? Bunlar yaşanmaya başlamıştı. Biz de dedik ki en son sikerim dedim. Yani hakikaten bununla ben başa çıkamayacağım, bununla uğraşamayacağım. Dedik taşınalım. Geldik işte, uzun süredir hayalini kurduğumuz bir semt var. Orada oturmaya başladık. Bu dairede 2 senedir satılmamış bir daire. Ay amına koyayım, bende nasıl bir kısmet, nasıl bir... Lan usta! Evi dördüncüye satacaklar amına koyayım. Daha ben geleli 2 hafta oldu. Oğlum vallahi billahi chat, aranızda arazisi olan, arsası olan, böyle babaannenizden dedenizden miras kalmıştır, satamıyorsunuzdur. Arabanız var, Clio, Mürio. Getirin bir tur atayım, 6 kere sattırırım sizi ona amına koyayım. Abi aklın hayali durur. Yok eve ben, ama şimdi biraz da ben özeniyim ya amına koyayım, eve yapıyorum ediyorum. Usta evin kısmeti açılıyor amına koyayım, hiç sorma. Yani erkeklerde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi 5 sene bekar gezersin, tamam mı? Böyle hiç kimse hiçbir kız yazmaz. Yani artık alt taraf örümcek ağa bağlamaya başlar. Süpürge tutarsın amına koyayım. Anladın mı? Yani artık pirille mirille ovalarsın ki küfler çıksın alt taraftaki amına koyayım. O raddeye gelirsin bir yerden sonra. Lakin erkeklerde şöyle bir durum var. Ne zaman bir kız arkadaş yaparsın, etrafındaki bütün hanımefendiler sanki böyle sen sikimin bir et bitiymişin gibi birden böyle bir kısmet patlaması ya. Bu böyle. Bu böyle. Bizde de öyle. Bende de öyle oluyor işte. Hangi eve girersem bende de öyle. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Bak güzel bir şey bu aslında. Bu kötü bir şey değil. Yani evet, bu erkeklerde var. Şimdi mesela ben hiç unutmuyorum. Ben lisede bir ara 2,5 sene bekar gezdim. Tamam mı? Ulan böyle... Sınıftaki kızlar amına koyayım kendimi koltuk altım kokuyormuş gibi hissetmeye başladım bir ara. Beni görüyorlar, iğreniyorlardı amına koydum, tamam mı? Amına koydum çocuğu diyorlardı suratıma bakıp. Bir dedim sevgili yapayım. Usta sevgili bir yaptım amına koyayım. Sanki okulda kız meslek lisesinde okuyorum da benden başka erkek yokmuşa döndü iş. Yemin billahi diyorum, Aşk 101 dizisinde başrol oynardım amına koyayım. Herkes etrafımda dolaşıyor. Yani bu iş böyledir. Yani şimdi de mesela baktığın zaman usta yani... Parmağındaki yüzük bile senin kısmetini açıyor yani, değişik şeyler. Abi, o yüzden beyler bekarsanız falan böyle bir etrafta bir yüzük takın amına koyayım. Ya da bir tane yeğeninizin kız çocuğu falan varsa onu alın, böyle baba gibi adam, gözükün. Adam. Kesin kısmetiniz açıyor. Dikkat edin, bakıcılık gitmesinler siki tutarsınız. Berkay 23 abi, abi bizde 2 tane tarla var, satılmıyor. Oğlum ama şöyle bir şey var Berkay, mesela benim de Çatalca'da bir tane arazim var. Satılmıyor. Benimki de, ben kendime faydam yok, onu söylemeye çalışıyorum. Bak mesela. Kendi söküğünü dikemiyor. Aynen abi. Kendi kelimi şey yapayım. Nur 4. ayın kutlu olsun. Mesela şöyle bir şey var. Bizim Çatalca'da babayla beraber bir araziler var. Bu rahmetli babaanneden kalma. Öyle çok pahalı şeyler de değil. Böyle hani arazi fiyatları böyle oluyor ya. 2 trilyon işte, öyle bir şey değil amına koyayım. Ufacık sikkada bir şey. İki tane elma ağacı var içinde. Başka bir sikim yok. Hesabını yap. Ya, aranızda zengin varsa böyle ya, köpeğinizi möpeğinizi koyacaksanız 2 tane köpek kulübesi yaparsınız oraya. Bir Pomeranian imalatı falan filan. O şekilde ilerlersiniz. Neyse kardeşlerim. Dedim ki yani baba dedim, ver dedim şunu sahibinden koyalım, en azından gelen giden arayan soran olur. Amına koyayım, baktım bizim hemen yan parseldeki adam bizim arsanın aynısı, götümden atıyorum şu an fiyatları, 50 bin liraya koymuş. Dedim ki dur baba dedim, madem dedim nakite ihtiyacım var, seri satmamız lazım bunu, biz dedim 45 binden koyalım.
Usta, yandaki 50 bin satıldı aynısı. Bir yanındaki 60 bin yazmış, o da satıldı. Bizimki 40 bin, bizimkini alan yok amına koyayım. Ya aklıma yarım dayık. Oğlum size şeyi anlattım mı? Bir ara bak, bak 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 bak. Bir ara yine Çatalca'dan bundan işte şey zamanı. Yunav'da yayın yaptığım zamanlar. Sene 2015-2016. Bir tane arazi, tamam mı, düştü bana Çatalca'dan. Dediler ki adam çok fena nakite sıkışmış amına koyayım. Burayı al dediler, buradan dediler yol geçiyor. Vay dedim ananı sikeyim. Burayı dediler 2 sene tutarsan, burayı şimdi o zamanın parasıyla 20 bin lira falan. Burayı dediler 2 sene tutarsan burayı dediler 10 katına satacaksın. Eyvah dedim ananı sikeyim. Hemen dedim bir tane dedim daireye dedim yazılırım. Usta araziye gitti, gördük amına koyayım, ulan dedim buradan dedim nereden yol geçecek dedim amına koyayım. Çünkü yani o kadar ilginç bir yerde ki, samimi söylüyorum, böyle sokak köpeklerini falan şey yapsan barınmaz hayvanlar. Yani der ki orospu çocukları bize ata ata buraya mı attınız derler. Böyle hani bazı belediyeler zehirliyor meriliyor böyle ya, hayvanları küpeleyip bırakıyor ya, onlara da ayrı kanıyorum buradan. Hani öyle bir yer böyle, ulan dedim hakikaten dedim nasıl, ulan bir baktık hakikaten belediyenin yol planı mol planı, usta yol geçecek amına koyayım önünden dedim. Şimdi dedim paranın amına koydum. Usta gittik notere, aldım her şeyi, son cebimdeki son parayı artık verdim. Dedim ki çünkü internet işleri de o zamanlar yavaş yavaş bitmeye işte, bu Yunav'ın Murav'ın yavaş yavaş bitme aşamaları, tamam mı, dedim ki bu son para dedim buraya dedim değerlendireceğiz. Usta daireye şeyi, araziye aldım amına koyayım. Eyvah başladım yangına dedim, ipteler arazi var dedim, o zaman 20 bin lira büyük para, o zaman alım gücü var çünkü o zaman. Dedim burası dedim 2 sene sonra dedim 200 bin lira olacak dedim, size de dedim siki gelelim gösterirsem gösteririm dedim, hiçbirinize bir kuruş yok. Kızanlar yine bir asitleniyor amına koyayım, bizim umurlar usta yapma bebeği, 10 lirası bizim 5 lirası bizim, ya dedim sik amına git. 3 hafta sonra bizim yan parseldeki agadan bir telefon. Sen dedi hakikaten dedi bastı bacağının dedi amına koyayım dedi. Sen dedi kimlerdensin dedim. Nasıl konuşuyorsun bu amına koyayım? Sen dedi kimlerdensin dedi, kansızın dedi oğlu dedi. Bu dedi nasıl ayak dedim. Dedim ne yapacaksın dedim, kimlerden olduğumu dedim amına koyayım be. Sen dedim nasıl konuşuyorsun benimle? O gün dedi geldin dedi, ben dedi buradan dedi para kazanam. Ben o gün şey dedim, ben dedim buradan para kazanamam bak görürsünüz falan filan dedim. Yan parsel sahipleri falan diyor ki rahat ol diyor. Biz diyor Çatalca'nın yerlisiyiz, sıkıntı yok. Usta belediye yol planını değiştirmiş anasını sikeyim, bizim arazisi gibi ortada kaldı. Arsaya aldım 20 bin liraya, 7 bin liraya zor verdim anasını sikeyim, gitti olan para da gitti. Yani hakikaten Kur'an çarpsın, aklın hayalin durur. Yani kafana sık, atak atak seye, aynı kabarı olmuş kardeşim, teşekkür ederim, hoş geldin. Ya böyle böyle... Ya gitme şans yok abi ya. Ya yok abi bak, ben hayatımı iş bedavadan, bak bir gün tekstil işi yapıyoruz, daha böyle liseye 1'e liseye 2'ye gidiyorum, babamın yanına hafta sonları gidiyorum, tamam mı? Metrobüzdeyiz böyle, bizim kafa umurlayız, kafalar nasıl biliyor musun? Taşağın içi gibi böyle, bana biri tersleme böyle yanımda sigara yakmaya kalksa, böyle sigara çaksa anasını sikeyim ben alev alırım yani, ağzımdan öyle bir çıkıyor ki şaraba bir dayandırmışız kendimizi. Metrobüste duruyoruz. Bir tane aga zenci, iki tane yanımızda böyle. Onlar da taksi, saat 3-4-5 oldu mu sabaha karşı. Metrobüsler seyrelirdi o zaman. Şimdi bilmiyorum ne durumdalar. Ama metrobüs şu an mesela nasıl sık 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 böyle lak 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 geçiyor ya. O zaman öyle bir durum yok kardeşlerim. Yani metrobüs o zaman böyle 15-20 dakikada bir geçiyor. Bir baktım iki tane zenci, ama nasıl giyinmişler biliyor musun usta? Sanki Victoria's Secret defilesini sunmuşlar da amını sikeyim, oradan böyle bir yolculuk yapıyorlar. Böyle Merter'de tekstil nişanlarını gezmeye geliyor. Agaları gördüm, yanına gittim. O zamanlar da Fener'de şimdi Mamadou Niang falan oynuyor, tamam mı? Gittim agalarla kafada güzel makara yapayım. Mamadou Niang falan filan, Welcome to Turkey yapayım. Yürüyüm yürüyüm, sarılıyor, eğleniyor. Dedim what is your job dedim. Textile dedi böyle, ama öyle bir textile dedi ki beni dedim burada bir kere siksen gıkım çıkmaz. Hani böyle pilot sesiyle söyledi onu, anladın mı? Textile dedim ki bu orospu çocuğunda para var. Çünkü normalde bana sorsan mesela o zaman ne iş yapıyorsun? Textil yaparım. O ibne böyle gerildi, textile dedi. Dedim really dedim amına koyayım, benim dedim babam dedim imalatçı dedim, tekstil işiyle uğraşıyor. Wow falan filan yaptı böyle. Aga böyle aldı bir tane kalem çıkardı. O kalem böyle anasını sikeyim, kalemi gördüm, kalem böyle metrobüsün ışığını aldı, ama bir yandan da diyorum ki boros bu çocuğundan para olsa metrobüste ne işi var bu iplenin? Anladın mı? Taksiyle gidip gelir yani her yere. Ama ben şimdi Umur da diyor ki bana hatta, belki diyor bilmiyordur diyor kanka diyor, metrobüs diyor, toplu taşıma diyor, bunlarda diyor Fransa'da diyor böyle diyor hep diyor metro falan kullanılıyor diyor, milletvekilleri bile diyor orada diyor metro kullanıyor diyor. Biz de cahil amına koyayım, nereden bilelim? Hakikaten dedim usta doğru söylüyorsun dedim. Aga yazdı numarayı. Ertesi gün oldu,
Aradım ben bunu, tamam mı? Aradım işte, dedi ki Mecidiyeköy'de dedi Trump'tayım dedi. Beni dedi buradan dedi gel dedi al dedi babanın dedi yanına götür dedi. O zaman gelir gene İjder nasıl anlatıyor ya size böyle batma aşamaları falan. İjder Allah çarpsın kesim masasında babamla beraber bütün gün ağlıyor zamana koyayım. Kumaş yok, işçiler mişçiler çay içiyor, çay parasını veremiyor zamanı. Durumlar öyle yani, anladın mı? İş, yokluktan, işsizlikten adamlar çay içiyor. Çay, içtiğimiz çayın parasını veremeyecek. Çaycı abire dedik haftaya gelen bırak koyayım. Markalı satıyorlar o zaman. Aga'ya gittim. Citroen Berlingo'yla bir tane Bayram abi var. Oturduk gittik aldık Aga'yı. Aga geldi böyle bizim imalatı gördü. İşte dedi kaç parça dedi çıkartırsınız bana dedi haftalık dedi. Babam dedi ki Aga Türkçe bilmiyor ya. Babam dedi ki sor bakayım dedi amca dedi. Ne kadar dedi verirmiş dedi. Usta adam babam şey diyor tamam mı kaç çuval mal alırsın diyor. Orospu çocuğu bu hani şeylere gemilere dolduruluyor konteyner. Konteynerlar oluyor böyle. Hani gemi taşımacılığı. Babama diyor ki 40 konteyner diyor. Babam duydu zaten baba dedim bu galiba 40 konteyner diyor. Babamın şekeri fırladı amına koyayım. Aga'ya dedi ki sen sonra gel amına koydun mu babam bayılmaya başladı. Böyle koltukta moltukta fenalaşıyor. 40 konteyner mı diyor anasını sikeyim diyor. Bütün diyor Zeytinburnu'nu ben diyor satın alacağım diyor babam. Babam ama fena aga konuştukça babama inmeye iniyor amına koyayım böyle tamam. Baba diyor 40 konteyner diyor. Yaparız dedi diyor sıkıntı yok. Usta aga dedi ki tamam dedi ben dedi haftaya dedi paranın dedi hepsini dedi getiriyorum dedi başlar mısınız? Ananı sikeyim para da peşin. Neyse tamam dedik başlarız biz babamla bir hafta bu arada babam amına koyayım kredi kartından çekiyor amına koyayım her hafta balıkçıdayız. Oğlum şöyle olacak böyle olacak oğlum. Ha, oğlum her şey güzel olacak oğlum. Ben sana daire olacağım oğlum. Sana bu borçları sana bırakmayacağım oğlum. Güzel bir hayat sunacağım sana oğlum. Her hafta balıkçıdayız. Kredi kartı bırak koyayım. Son gün balıkçıya da gidebilir. Kredi kartında babamın yer kalmadı çünkü. Usta ertesi gün oldu. Aga telefonları açıyor. Sıkıntı yok. Neredesin dedi. Buradayız dedi. Alır mısın beni dedi. Dedi gelir alırız. İbne yine geldi dükkana. Tak 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 hesap makinesiyle böyle 40 dakika uğraşıyoruz bu çocuğu. 40 dakika alıyor eline hesap makinesini. Çıkartıyor A4'e not alıyor falan filan. 40 dakika ama. Biz de bekliyoruz. İbne de amına koyayım. Ne çanta var yanında ne bir şey var. Hiçbir sikim yok İbne'nin yanında. Ulan diyorum para nerede acaba ama? Ha, benim aklım parada. Ceplerine bakıyorum. Ulan diyorum 40 konteynerlık malın şeyde mi olur? Yani cebinde olacak hali yok. Kafa böyle benim yandı. Neyse kardeşlerim. Aga dedi ki tamam dedi haftaya dedi ben dedi geleceğim dedi paranın dedi hepsini getireceğim. Ay dedi senin ananı sikeyim haftaya oldu kimse yok. Bir sonraki hafta oldu dedi ben dedi paranın dedi hepsini getireceğim dedi. Aga yine geldi yine aldı hesap makinesini eline 40-45 dakika uğraştı yine kimse yok. En son geldi aga dedi ki ben dedi bir dedi tuvalete gireyim dedi. Amına kodumun çocuğu 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika, 35 dakika tuvalette bizim Alaturka. Çıkmıyor tuvaletten babam bir başladı kıllanma dedi. Bu orospu evladı dedi aplanacak dedi tuvalette dedi. Görürsün dedi çıkacak dedi hepimizi dedi vuracak dedi. Baba diyorum sen şizofren misin amına koyayım? Ne alaka neden öyle bir şey yapsın yani adam anladın mı? Yani neden öyle bir şey yapsın? En son aga tuvaletten çıktı 30-35 dakika geçti bu arada tuvalette kaldı. Bize diyor ki hadi diyor gelin diyor benim diyor otele gidelim diyor. Ben diyor şimdi diyor burası diyor kalabalık diyor size diyor burada diyor parayı diyor veremem diyor. Ha şimdi gidecek otelde bizi sikecekler mi baba oğul? Anladın mı yani? Fantezisi mi var benim? Bizi klibe mi alacaklar? Ne yapacaklar yani? Bir korktuk. O gün şunu anladım. O gün adamı dükkandan kovduk. Babam dedi ki bir daha dedi bu İbne'yi arama. Babam kulağıma şöyle fısıldadı. Şunu dedi unutma dedi. Hayatım boyunca dedi hiç dedi bedavadan dedi para kazanmadım dedi. Bu işin dedi olmayacağını dedi o kadar biliyordum ki dedi. Yalnız dedi şöyle bir durum vardı. Şimdi dedi belanı siktim dedi. Git dedi bir yerde dedi işe gir. 3000 lira dedi kredi kartı borcu yaptık dedi balıkçıya oraya buraya gidiyor. Bu kredi kartı borcunu dedi ödeyeceksin. Anasını sikeyim. Gittim 4 hafta kayıkçıların yanında takıldım da kredi kartını ödedim. Ama neyse balık yedik en azından yani. Aynen bir yani en kötü bir balık yedik yani öyle bir olay. Ferhat Şahin abi açılamadığım için başkasıyla beraber moralim sıfır. Neden açılamadığını sorabilir miyim Ferhat? Yani bir erkeğin bir kadına açılamamasındaki...